İnsanoğlu bu kozmik enginliğin ortasında nerede duruyor? İnsan, dünya gezegenindeki milyonlarca canlı türünden birisi. Evrimimiz boyunca çevreyi değiştirme ve doğayı ihtiyaçlarımıza göre şekillendirme yeteneğimizle kendimizi ayırt ettik. Yaşam ve etkileşim biçimini yansıtan karmaşık toplumlar ve çeşitli kültürler geliştirmiştir. Dünya üzerindeki yeri benzersiz ve baskın olarak kabul edilir. İnsan, biyolojik evrimin bir ürünüdür ve sürekli genişleyen evrende, milyonlarca gezegen arasında bir gezegende, milyarlarca galaksi arasında bir galakside gelişmiştir. Bu açıdan bakıldığında insan, evrenin enginliği içinde nispeten önemsiz bir varlık haline gelmektedir. Bununla birlikte, kozmosu anlamlandıracak ve gizemlerini anlamaya çalışacak yeteneğe ve zekaya sahibiz. Bilimsel araştırmalar sayesinde gezegenimiz hakkındaki bilgilerimiz artmıştır. Dünya Güneş Sistemi'ne aittir. Bu Güneş Sistemi, Samanyolu adı verilen bir galaksinin parçasıdır. Ve bu galakside, Yerel Grup adı verilen bir üst yapının parçasıdır. Yerel Grup, Lanyakea adı verilen bir süper galaksi kümesinin sadece küçük bir parçasıdır. Ve tüm bu küçük dünya, ölçülemez sınırlara sahip bir evrende yoğunlaşmıştır. Başka bir deyişle, evreni gezegenimizin boyutlarına göre ölçeklendirecek olursak, Lanyakea bir kıta, Yerel Grup ülkemiz, Samanyolu bölgemiz, Güneş Sistemi şehrimiz ve dünya evimiz olurdu. Olaya böyle bakınca insanın gücü çok göreceli hale geliyor. Sevgili gezgin, merhaba. Bugün baş döndürücü soruyu yanıtlamak için uzayın enginliğini keşfetmeye gidiyoruz. Evrenin neresindeyiz? Ancak yeni bir maceraya çıkmadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Teşekkürler ve iyi yolculuklar. Dünya gezegeni Güneş Sistemi içinde oluşmuştur. Bu Güneş Sistemi 4 milyar yıldan daha eski olan değerli bir bölgedir. Ve Güneş'i bilinen 8 gezegeni ve asteroid ve kuyruklu yıldız adı verilen çok sayıda küçük kaya ve buz kütlesini içerir. Güneş Sistemi birkaç bölgeye ayrılmıştır. İç bölge tellürik gezegenler olarak adlandırılan gezegenlerden oluşur. Yani Merkür, Venüs, Mars ve tabii ki Dünya. Bu 4 gezegen kayalık ve metaliktir. Boyutları nispeten küçüktür. Oluşumları sırasında Güneş'in ısısı bu bölgedeki gazları dışarı atarak yoğun elementleri yoğunlaştırmıştır. Mars'ın ötesinde bir asteroid kuşağı uzanır. Bunlar gezegen oluşumunun atık ürünleri olan milyonlarca kaya parçasıdır. Bu asteroid kuşağından dev gezegenlerin dünyasına giriyoruz. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Güneş sisteminin bu dış bölgesinde, Güneş sistemimizin oluşumu sırasındaki düşük sıcaklıklar, uçucu elementlerin varlığını mümkün kılmıştır. Gezegenler, karasal gezegenlerden daha büyüktür. Hidrojen ve helyum gibi hafif elementlerden oluşur. Güneş sisteminin oluşumu, bir süpernova patlamasının ardından bir nebulanın yavaş yavaş kendi içine çökmesiyle gerçekleşmiştir. İlkel nebula döndükçe düzleşti. Merkezi kısım ısınarak bir protoson oluşturdu. Karbon, buz, metal ve mineral bakımından zengin tozlar bir araya toplandı. Bu olay birikim olarak biliniyor. Bu bloklar bir araya gelerek proto gezegenleri ve birkaç milyon yıl sonra da bugünkü büyüklükteki gezegenleri oluşturdu.
Dünya, Güneş'ten başlayarak Güneş sistemindeki üçüncü gezegendir. Güneş sisteminde yüzeyinde sıvı halde su bulunan tek gezegendir. Yerkürenin %70'i onlarca kilometre derinliğindeki okyanuslarla kaplıdır. Atmosferi esas olarak nitrojen ve oksijenden oluşur. Bu tellürik gezegende bulunan koşullar, yaşamın karmaşık şekillerde gelişmesine ve evrimleşmesine olanak sağlamıştır. Şu anda başka hiçbir gezegenin yaşam barındırdığı bilinmiyor. Dünya her zaman güçlü volkanik faaliyetlere maruz kalmıştır. Yaklaşık 13 bin kilometrelik bir çapa sahiptir. Dünya çok özel bir bileşime sahip. İki parçalı bir çekirdek de dahil olmak üzere dört farklı katmana sahip tek tellürik gezegendir. Dışta, Dünya'nın kabuğu 5 ila 80 kilometre kalınlığındadır ve esas olarak volkanizmden türetilen kayalardan oluşur. Kabuğun altında ise manto yer alır. Sıcak ve şekillendirilebilir olmasına rağmen katı halde kalır ve yaklaşık 3000 kilometre derinliğe kadar uzanır. Oksijen, silikon, demir ve magnezyum gibi minerallerden oluşur. Dünyanın merkezinde iki parçaya bölünmüş olan çekirdek yer alır. Dış çekirdek metalik elementlerden oluşur. Elektrik akımları sıvı yapısından akarak manyetik alanı oluşturmaktadır. Demir ve nikelden oluşan katı iç çekirdek ise olağanüstü bir basınca ve 6000 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklara maruz kalır. Dünyanın atmosferi okyanuslarda çözünen çok az karbondioksit içerir. Atmosferimize azot hakimdir. Onu oksijen, argon, birkaç başka gaz ve su buharı takip eder. Mevcut gazlar saydamdır. Oysa su buharı yoğunlaşarak bir bulut haline gelir gelmez görülebiliyor. Bulutlar dünya yüzeyinin %60'ı kadarını kaplayabilir. Güneş sisteminde dünyaya en çok benzeyen atmosfer, Satürn'ün uydusu Titan'ın atmosferidir. Mars'ın atmosferi ise dünyanınkinden 100 kat daha az yoğun, Venüs'ünki ise 100 kat daha yoğundur. Ozon, 3 oksijen atomu içeren bir moleküldür. Atmosferdeki bu gaz, Güneş'in zararlı ultraviyole ışınlarını emerek yüzeyde yaşamın gelişmesini sağlar. Dünyanın jeolojisi ve karmaşık iklimi onu diğer gezegenlerden ayırır. Bir başka özelliği de kabuğunun birbiriyle ilişkili olarak hareket eden tektonik plakalara bölünmüş olmasıdır. Diğer tellürik gezegenlerin tek bir kabuğa sahip olduğu söylenir. Kabuğun tektonik plakalara bölünmesi tellürik hareketlere yol açar. Gökyüzünden bakıldığında dünya mavi bir gezegen gibi görünüyorsa, bunun nedeni yüzeyinin 1/3'ünün okyanuslarla kaplı olması ve erozyonun yüzeyine çarpmış olabilecek asteroid ve kuyruklu yıldızların bıraktığı kraterleri silmiş olmasıdır. Dünyanın yanında onun uydusu Ay yer alır. En büyük 5. uydu ve Güneş sisteminde Ay olarak adlandırılan tek uydudur. Ay'da atmosfer ve yaşam maalesef yoktur. Ay'da hiçbir zaman sıvı halde su bulunmamıştır. Meteor çarpma kraterleri ve eski volkanik patlamalar yüzeyini şekillendirir. Dünyadan bakıldığında Ay, karanlık ve aydınlık alanlarıyla birbirine çok zıt iki tür arazi sunar. Kıtalar olarak adlandırılan sonuncusu, Güneş sisteminin tarihinin ilk milyar yılında oluşan asteroid çarpma kraterleriyle delik deşik edilmiş masiflerdir. Karanlık bölgelere deniz denir. Bunlar yanardağların püskürttüğü lavlardan oluşan geniş düzlüklerdir. Ay, zayıf bir çekim alanına sahip olmasına ve gezegenden oldukça uzakta olmasına rağmen dünya üzerinde azımsanmayacak bir çekim uygular. Güneş'in çekim gücüyle birleşen ayın etkisi
okyanuslarda gelgitlerin yükselip alçalmasına neden olur. Dolunay ya da yeni ay sırasında ay, dünya ve güneş aynı hizaya geldiğinde yer çekimi kuvvetleri yüksek gelgitlere neden olur. Tam gelgitler çok yüksek, düşük gelgitlerse çok düşüktür. Sadece çeyrek ay göründüğünde dünya ay ve dünya güneş eksenleri dik açıdadır ve yer çekimi kuvvetleri birbirlerini kısmen iptal eder. Bu Neaptides olarak bilinen gelgitleri azaltır. Bu devasa alanda hüküm süren ve onsuz dünyanın ve dolayısıyla insanın bir hiç olacağı kişi Güneş'tir. Bu dev hidrojen ve helyum topu, Güneş sisteminin toplam kütlesinin %99.9'unu içerir. Güneş bir yıldızdır. Bize çok büyük görünse de yaklaşık 1 milyon 400 bin kilometrelik çapıyla orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneş, yaşam döngüsünün yarısında hidrojen rezervlerinin %35 ila %45'ini çoktan tüketmiş durumda. Yaklaşık 6 milyar yıl içinde tüm hidrojen tükenmiş olacak ve Güneş genişlemeye başlayacak. Daha sonra daha parlak ama daha az sıcak bir alt dev yıldız haline gelecek. 1 milyar yıl sonra yıldız daha da büyüyerek bir kırmızı dev haline gelecektir. Daha sonra çekirdeği bir beyaz cüceye dönüşene kadar dış katmanlarını uzaya fırlatacaktır. Güneş'in merkezi bölgesi olan bu çekirdeğin içinde nükleer reaksiyonlar gerçekleşir. Açığa çıkan enerji yüzeye yükselir. Işık ve radyasyon şeklinde dışarı çıkar. Dünyada yaşamı mümkün kılan da aynı enerji. Atmosfer bir kalkan görevi görüyor. Güneş enerjisinin nüfuz etmesine izin veriyor ve gelen ısının kaçmasını önlerken, aynı zamanda tehlikeli güneş radyasyonunun gezegene ulaşmasını da engelliyor. Bu etkiye sera etkisi denir. Atmosfer bizi gece ve gündüz rahatça sıcak tutar. İnsanoğlu tüm yaşam döngüsünde yer alan güneşe tamamen bağımlı. Yıldız karayı, okyanusları ve havayı ısıtır. Su buharlaştığında bulutlar oluşur. Bunların içinde su buharı soğudukça su damlacıkları oluşur. Bunlar daha sonra yağmur olarak yeryüzüne düşer. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler bu sudan faydalanır. Bitkiler de fotosentez için güneş ışığını kullanıyor. Karbondioksit ve suyu büyümek için ihtiyaç duydukları karbonhidratlara dönüştürüyorlar. Karşılığında da canlıların nefes almak için ihtiyaç duyduğu oksijeni açığa çıkarıyorlar. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen. İnce kayalık bir mantoyla çevrili bir demir topunu andırıyor. Ay gibi yüzeyi de çarpma kraterleriyle kaplı. Caloris Havzası en iyi bilinen çarpışmalardan birisi. O kadar büyük ki tüm Fransa'yı içine alabilir. Kraterler ve ovaların yanı sıra sıkıştırma fayları yüksekliği 3 kilometreye ulaşabilen uçurumlar oluşturuyor. Atmosferi ya da sıvı suyu olmayan Merkür'ün tek aşınması, meteorların, asteroidlerin ve kuyruklu yıldızların çarpması sonucu meydana gelmiştir. Merkür'ün ayı yoktur. Güneş'e olan yakınlığı ortalama 430 santigrat derecelik bir yer sıcaklığı oluşturur. Aynı zamanda büyük sıcaklık zıtlıkları yaşar. Yarım küresi geceye gömüldüğünde sıcaklık eksi 200 santigrat derece civarına düşer. Bu da 600 santigrat derecenin üzerinde bir ısıtlık demektir. Dünyadan daha küçüktür. Ancak o kadar yoğundur ki kesinlikle büyük bir demir çekirdeğe sahiptir. Venüs, Dünya'ya en yakın gezegendir. Kabaca Dünya ile aynı büyüklüktedir ama ikizinden çok uzaktır. Kalın bir karbondioksit atmosferi ve sülfürik asit bulutları yüzeyini kaplar. Yere uyguladığı basınç 900 metre derinliğindeki bir denizinkine eşdeğerdir. Güneş'e Merkür'den daha uzak olmasına rağmen
Venüs'ün ortalama yer sıcaklığı da sıcaktır ve 490 santigrat dereceye kadar ulaşır. Venüs'ün yüzeyi gaz bakımından zengin lavların oluşturduğu düzleştirilmiş, dairesel kabartmalar olan gözleme kubbeleri gibi volkanik yapılarla kaplıdır. Lavlar gözleme hamuru gibi yayılır, sonra katılaşır ve parçalanır. Venüs'teki en yüksek yanardağ deniz seviyesinden 8 metre yükseklikteki Maat Mons'tur. Lav akıntıları yüzlerce kilometre uzunluğunda olabilir. Mars Güneş'ten sonra 4. sırada yer alır. Çapı 6700 kilometrenin biraz üzerinde ve Dünya'nın yarısı kadardır. Çoğunlukla karbondioksit içeren ince bir atmosferi bulunur. Kararsız iklimi buzulların oluşmasına neden olur. Olympus Mons'ta dahil olmak üzere çok sayıda sönmüş volkan yüzeyinde doruğa ulaşır. Güneş sisteminde bilinen en yüksek yeryüzü şekillerinden birisi ve 21 bin metrenin üzerinde bir zirveye ulaşır. Uzak geçmişte yüzeyini gerçek denizler şeklinde sıvı su kaplamış gibi görünüyor. Mars'ın erken jeolojik tarihine meteor bombardımanı ve volkanizma damgasını vurmuştur. Su tarafından aşındırılan eski kraterler nehirlere yol açmıştır. O zamanlar hidrodinamik bir döngü vardı. Suyun döngüsünü sağlayan okyanusların varlığı sayesinde iklimin ılıman ve istikrarlı olması gerekirdi. Ancak gezegenin düşük kütlesi atmosferindeki gazları tutamadı ve su döngüsü dağıldı. Su daha sonra buharlaşmış ve gözenekli kayalar tarafından emilmiş olma ihtimali mevcut. Mars'ın yoğunluğu Dünya'nınkinden oldukça düşüktür. Çünkü daha küçük kütlesi daha derin katmanlarını daha az sıkıştırır. Yüzeyini kaplayan demir oksitten oluşan ince kırmızı toz tabakası nedeniyle kızıl gezegen olarak adlandırılır. Güney yarımkürenin büyük bölümü çarpma kraterleriyle dolu yüksek platolarla kaplıdır. Kuzeyde ise havzalar ve büyük volkanlar vardır. Mars'ın iki uydusu mevcuttur. Phobos ve Deimos. Bunlar yer çekimi alanı tarafından yakalanmış asteroitlerdir. Kraterlerle dolu düzensiz şekillere sahiptirler. Her ikisi de oldukça küçüktür. Çapları Phobos için 27 kilometre, Deimos için 15 kilometredir. Deimos'la Mars arasındaki mesafe, gezegenin yörüngesinde eş zamanlı olarak dönmesini sağlayacak şekildedir. Ay her zaman aynı noktaya dikeydir. Bir asteroid kümesi Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında dolaşır. Düzensiz şekilleri nedeniyle boyutları küçük bir çakıl taşından mini bir gezegene kadar değişebilir. Bunların en büyüğü olan Ceres'in çapı yaklaşık 950 kilometredir. Hatta bir cüce gezegen olarak sınıflandırılmıştır. Asteroidler mineral, metal ya da karbondan oluşur. Çarpma kraterleriyle doludurlar. Jüpiter'in çekim alanı blokları bozup dağıttığı için bir gezegen oluşturacak şekilde birleşememişlerdir. Bu kayalık cisimler Güneş'in yörüngesinde dolanır. Ancak mütevazı boyutları gezegen olarak sınıflandırmalarını engeller. Asteroidlerin çoğunluğu ana kuşakta bulunur. Kalınlıkları 100 ila 300 milyon kilometre arasında değişir. Asteroidler kimyasal bileşimlerine ve morfolojik özelliklerine göre 3 ayrı ailede sınıflandırılır. C tipi asteroidler karbonlu, S tipi asteroidler silis bakımından zengin ve M tipi asteroidler metaliktir. Bunların yaklaşık %75'i C tipi asteroidlerdir. Asteroid kuşağının en uzak bölgelerinde bulunurlar ve en az parlak olanlarıdır. Gökyüzünde süzülen bu topakların kaderi, dünyaya çarpmak ve yaşam için bir tehdit haline gelmek olabilir mi?
bazı asteroid parçaları dünyaya doğru yönelebilir ve onunla çarpışabilir. Bunlara meteorit deniyor. Bir meteorit dünyanın atmosferine yüksek hızda girerse, sürtünme o kadar yoğun bir ısı üretir ki yanarak kül olur ve gökyüzünde bir ışık izi oluşturur. Eğer meteor tamamen yanmazsa, kalan parça dünyaya çarpabilir. Buna da meteorit denir. Büyük bir gök taşının çarpması elbette dünya yüzeyinde belirgin izler bırakır ve yaşam için dramatik sonuçlar doğurabilir. Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Diğer tüm gezegenleri içinde barındırabilir. Bileşimi neredeyse tamamen gaz halindedir. Esas olarak hidrojen ve helyumdan oluşur. Jüpiter gerçek bir gezegenden çok bir yıldıza benzer. Venüs'ten sonra Jüpiter en parlak gezegendir. Sıkıştırılmış hidrojen ve helyumdan oluşan, kaya ve buzdan oluşan kompakt bir çekirdeğe sahiptir. Bu çekirdek kütlesinin yaklaşık %5'ini oluşturur. Uçucu elementler tarafından sarılmıştır. Jüpiter muhteşemdir. Katı bir yüzeyi ve dinamik bir atmosferi yoktur. Dünyadan değişen karanlık ve aydınlık kuşakları görebiliriz. Bu bantlı düzen, dünyanın etrafındaki karışıklıkları uzatan ve atmosferindeki bulutları bir dizi paralel çizgiye hapseden hızlı dönüşünden kaynaklanmaktadır. Bu bantların ortasında siklonlar ve antisiklonlar yer alır. Bunların en ünlüsü büyük kırmızı lekedir. Parlak rengini fosfor içeren moleküllere borçludur. Bu antisiklon, dünyanın kendisinden daha büyüktür. Büyük kırmızı leke, 1930'da 40 bin kilometreden 2014'te 16 bin kilometreye düşerek giderek küçülmekte ve 70 yıl içinde yok olacak. Jüpiter'in halka sistemi karanlık kalmaya devam ediyor. Sadece gezegenin gölgesindeyken görülebiliyor. Jüpiter sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda en fazla sayıda uyduya sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Bugüne kadar sadece 95 tanesi bilinmekte. Satürn, Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegen. Ancak onu ünlü yapan şey, etrafını saran halkalardır. Küçük bir amatör teleskop yardımıyla bu halkaları dünyadan gözlemlemek mümkün. Satürn'ün halkaları ayrı bir dünyadır. Bağımsız bir uydu gibi hareket eden, çok sayıda buz parçacığından oluşurlar. Bazıları ise bir ev büyüklüğündedir. Bu halkalardaki parçacıklar parlaktır. Kaplanmış ya da yüksek oranda yansıtıcı buzdan oluşur. Satürn'ün halkaları diğer gezegenlerinkinden daha parlaktır ve güneş ışığının %60'ına kadarını yansıtır. Oldukça basıktırlar. Çapları 280 bin kilometre olmasına rağmen ortalama olarak sadece birkaç metre kalınlığındadırlar. Satürn'ün kaya ve buzdan oluşan katı bir çekirdeği vardır. Atmosferi çoğunlukla hidrojen ve helyum içerir. Bulutlar derine gömülüdür ve pus katmanlarıyla bulanıklaşan renkleri gezegene canlı bir ton verir. Satürn'ün ayırt edici özelliklerinden biri de kutbundaki basık şeklidir. Bunun nedeni tam bir dönüşü 10 saat 30 dakikadan az süren, kendi etrafındaki son derece hızlı dönüşüdür. Kütle ve çekim alanı açısından heybetli olan Satürn, uyduları haline gelen çok sayıda asteroidi yakalamıştır. Bugün Satürn'ün bilinen 83 uydusu vardır. Titan, 5000 kilometrenin üzerindeki çapıyla Güneş sistemindeki en büyük ikinci uydudur. Titan kalın bir nitrojen tabakasıyla çevrili. Güneş'ten oldukça uzak olduğu için
yüzey sıcaklığı son derece düşüktür. Güneşten uzaklaşmaya devam ederken, gökyüzünde mavi yeşil bir top görebiliriz. Bu Uranüs gezegenidir. En büyük üçüncü gezegen. Çapı dünyanın dört katıdır. Özel rengi metan varlığından kaynaklanıyor. Atmosferinin hiçbir ayrıntısı, ne bulut bantları ne de siklonik oluşumlar görülebilir. Gaz devleri olarak kabul edilen Jüpiter ve Satürn'ün aksine, Uranüs bir buz devine benzer. Çok daha yoğun ve iç katmanları buzlar gibi hidrojenden daha ağır elementler içermelidir. Uranüs, Güneş'in etrafında 84 yıldan biraz fazla bir sürede döner. Bu da ona garip mevsimler yaşatır. Bu aynı zamanda dönme ekseninin pratik olarak yörüngesinin düzleminde yatıyor olmasıyla da açıklanabilir. Uzun güneş ışığı dönemlerini uzun karanlık dönemler takip eder. Kış gün dönümü sırasında kuzey yarımküre 21 yıl boyunca karanlığa gömülür. Uranüs gezegeninin halkaları vardır. Şu anda 11'i iç sistemde ve ikisi dış sistemde olmak üzere 13 tanesi biliniyor. Işığı yansıtma kapasiteleri oldukça düşüktür. Bu nedenle görülmeleri çok zordur. Bu halkalar santimetre büyüklüğündeki toz parçacıklardan oluşur. Bir gök taşıyla çarpışmanın ardından küçük bir uydunun parçalanması sonucu oluşmuş olabilir. Uranüs'ün bugüne kadar bilinen 27 uydusu vardır. Bunlardan 5'i büyükken diğerlerinin çapı sadece birkaç on kilometredir. En büyüğü olan Titania'nın çapı 1580 kilometredir. Ancak şimdiye kadar karşılaştığımız en tuhaf uydu, Uranüs'ün 5. büyük uydusu olan Miranda'dır. Yüzeyi karmaşık ve olağanüstü jeolojik oluşumlara sahiptir. Sanki bu uydu parçalara ayrılmış ve tekrar bir araya getirilmiş gibi dev bir yapbozla karşılaştırabilirsiniz. Miranda bir çarpışmada parçalanmış ve Uranüs'ün yörüngesindeki parçalar daha sonra uyduyu oluşturmak üzere yeniden bir araya getirilmiş olabilir. Neptün gaz halinde bir gezegendir. Jüpiter ve Satürn'ün aksine katı çekirdeği toplam kütlesine oranla daha büyüktür. Neptün'ün atmosferi saatte 2000 kilometrenin üzerinde güçlü rüzgarlar ve uzun süre devam eden büyük siklonik oluşumlarla karakterize edilir. En görünür karanlık nokta Dünya kadar büyüktür. Güneş sistemindeki son gezegen muhteşem bir masmavi renk tonuyla parıldar. Bu renk atmosferinde kırmızı radyasyonu emen ve sadece mavinin süzülmesine izin veren metanın varlığıyla açıklanmaktadır. Metana ek olarak atmosferi hidrojen ve helyumdan oluşur. Neptün önemli bir iç ısı kaynağıdır ve Güneş'ten aldığının neredeyse 3 katına eşdeğer miktarda enerji yayar. Neptün'ü 5 halka çevreler. Koyu karbonlu bir tozla kaplı buzdan oluşur ve tespit edilmeleri çok zordur. Güneş'e olan uzaklığı nedeniyle Neptün'ün uydularının sayısı tam olarak bilinmemektedir. Triton, Neptün'ün bugüne kadar bilinen uydularının en büyüğüdür. Bu uydu, kanyonlar, kraterler, tepeler ve çok uzun yarıklar içermekte ve şaşırtıcı bir manzara oluşturmaktadır. Ayrıca yüzeyinde çok garip yanardağlar bulunmaktadır. Triton'un volkanlarının geyserlere benzediği, yer altından gaz ve koyu karbon bileşikleri püskürttüğü söyleniyor. Plüton bir zamanlar Güneş sistemindeki 9. gezegen olarak kabul ediliyordu. 2006 yılında cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırıldı. Cüce gezegenler bir yıldızın etrafında dönen
aşağı yukarı küresel olan ve genellikle asteroidler, kuyruklu yıldızlar veya diğer cüce gezegenler gibi diğer birçok büyük nesnenin yakınında bulunan yıldızlar olarak kabul edilir. Adlarından da anlaşılacağı gibi bu gezegenler küçüktür. Bu nedenle yörüngelerindeki nesneleri çekmek ve tutmak için gereken yer çekimi kuvvetlerini uygulayamazlar. Plüton 2300 kilometre çapıyla Ay'dan daha küçük olmakla birlikte en büyük ve ikinci kütleli cüce gezegendir. Esasen kayalık olan çekirdeği gezegenin hacminin çoğunu kaplar. Yüzeyi muhtemelen metan, nitrojen ve karbon monoksit izleriyle karışmış, su olan kalın bir buz tabakasıyla kaplı ovalardan ve dağlardan oluşur. Plüton'un güneş etrafında dönmesi neredeyse 250 yıl sürer. Plüton'un ötesinde kuyruklu yıldızlarla dolu geniş bir bölge yer alır. Kuyruklu yıldızlar güneşe yaklaştıklarında, ışıltılı bir kuyruk oluşturduklarında bize görünürler. Ancak güneş sisteminin patlamalarında milyarlarca görünmez kuyruklu yıldız vardır. Kuyruklu yıldızlar iki haleye ayrılır. Güneşin etrafında 200 yıldan uzun bir sürede dönen uzun periyotlu kuyruklu yıldızlar ve kısa periyotlu kuyruklu yıldızlar. Uzun periyotlu kuyruklu yıldızlar gezegenlerin dolanım düzlemine eğimli yörüngelere sahiptir. Değişken yörüngeleri güneş sistemini bir koza gibi saran geniş ve küresel bir buluta ait olduklarını düşündürmektedir. Kuiper kuşağı kısa periyotlu kuyruklu yıldızların kaynağıdır. Yaklaşık 30 astronomik birimde bulunur ve yüzlerce astronomik birime kadar uzanır. Bazıları büyük asteroid boyutlarında olan yüzlerce buzlu nesneye ev sahipliği yapar. Birkaç 10 milyar kilometre boyunca uzanan bu bulut, Oort bulutundan 1000 kat daha küçüktür. Oort bulutu, uzun periyotlu kuyruklu yıldızların rezervuarıdır. Mesafeleri 30 bin ila 100 bin astronomik birim arasında değişmektedir. Bu küresel bulut varsayımsaldır. Çünkü hiçbir zaman doğrudan gözlemlenmemiştir ve araçlarımızın erişiminin çok ötesindedir. Varlığına ilişkin bilgiler birkaç kuyruklu yıldızın yörüngelerinin analizine dayanıyor. 1932 yılında erken dönem bir astronom, uzun süreler boyunca yörüngede dolanan kuyruklu yıldızların güneş sisteminin sınırlarının ötesindeki büyük bir buluttan kaynaklandığını öne sürmüştür. 20 yıl kadar sonra başka bir gökbilimci, göktaşlarının kendilerini yöneten astronomik olaylar nedeniyle mevcut yörüngelerinde oluşamayacağı teorisini ortaya atmıştır. Oort bulutu adı verilen büyük bir bulutta depolanmış olmaları gerektiği sonucuna varmıştır. Güneşin yakınından geçen bir kuyruklu yıldız, kütlesinin bir kısmını kaybederek gaz ve toza dönüşür. Birkaç 10 bin yıl içinde bir kuyruklu yıldızın tamamen eriyeceğini düşünürsünüz. Yine de güneş sistemi her zaman kuyruklu yıldızlarla dolu olmuştur. Aslında güneşin etrafında kış uykusuna yatan geniş bir kuyruklu yıldız rezervuarı vardır. Güneş Samanyolu boyunca hareket ederken, diğer yıldızların yakınından geçerken gelgit kuvvetlerine maruz kalır. Kuyruklu yıldızlar daha sonra Oort bulutundan ayrılabilir ve güneş sisteminin iç kısımlarına doğru yönlendirilebilir. Kuyruklu yıldızlar, parlak bir gaz saçıyla çevrili bir çekirdekten oluşan bir başı olan cisimdir. Bir kuyruklu yıldızın çekirdeğinin rengi siyahtan kırmızıya ve griye kadar değişebilir. Çekirdek, yaygın bir silikat ve karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojen moleküllerinden oluşur. Diğer birçok küçük gök cismi gibi kuyruklu yıldızlar da güneşten uzaktayken görünmezler. Kuyruklu yıldız güneş sisteminin iç bölgelerine yaklaştıkça,
Ortaya çıkan ısı, çekirdekte bulunan buzun bir kısmını süblimleştirir. Bu da diğer gazlarla karışarak saç ve kuyruğu oluşturur. Kısa periyotlu kuyruklu yıldız geçerken, içerdiği malzeme tükenir ve onu sadece başka bir küçük cisme dönüştürür. Dünya, Güneş etrafında kendi dönüşü sırasında bazen bir kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ya da gazla karşılaşır. Bu maddeler atmosferimizden geçerken kayan yıldızlar olarak bilinen muhteşem meteor sürüleri oluştururlar. Kuyruklu yıldızın saçları oluşurken önce karbondioksit ve karbon monoksit buharlaşır, ardından da buz buharlaşır. Yayılan gaz uzaya dağılır ve yerini yeni bir maddeye bırakır. Buharlaşma sadece kuyruklu yıldızın aktif olduğu güneşe bakan tarafta gerçekleşir. Çekirdek tarafından yayılan madde yüz binlerce kilometre boyunca uzaya yayılabilir. Kuyruklu yıldız parladığında ve görünür hale geldiğinde saçlarındaki gazlardan gelen kuyruğunu görebiliriz. Çoğu durumda bir kuyruklu yıldızın en az iki kuyruğu vardır. Biri iyonize gazdan, diğeri ise tozdan oluşur. İkincisi her zaman görülemez. Gaz kuyruğu, karbon monoksitin varlığı nedeniyle mavimsi renktedir. Boyları birkaç yüz milyon kilometreye kadar çıkabilir. Her zaman düzdür ve yapı düğüm ve yoğunlaşmadan oluşur. Kuyruğun saçlarından aniden ayrılması en muhteşem olaylardan birisidir. Dünya gezegeninden bakıldığında insan, Güneş sistemi ölçeğinde sonsuz derecede küçük görünüyor. Oysa evren küçük olmaktan çok uzak. Güneş sistemi, Samanyolu adı verilen bir galakside yer alıyor. Bu galaksi, çapı neredeyse 1 milyar kilometre olan, hareket halindeki yıldızlardan oluşan muazzam bir disk. Uzunluğu boyunca 130 milyon güneş sistemi olabilir. Yine de Samanyolu, birçok galaksi arasında sadece bir tanesi. Galaksiler, yüz binlerce ışık yılı boyunca uzanan devasa yıldız kümeleridir. Çok çeşitli boyut ve şekiller sunan galaksiler iki ana aileye ayrılır. Bu aile eliptik ve spiraldir. Spiral galaksiler ayrıca basit spiraller, çubuklu spiraller ve merceksi galaksiler olarak alt bölümlere ayrılır. Eliptik galaksiler en büyük kütleli olanlardır. Spiral ve merceksi galaksiler büyük eliptiklere benzer çaplara ulaşabilir. Ancak yassılaştıkları için daha az kütlelidirler. Spiral galaksiler kaydedilen tüm vakaların %60'ını oluştururken %30'u eliptiktir. En iyi bilinenleri spiral galaksilerdir. Bunlar çekirdeklerinden geçen ve her iki uçta bir kola uzanan kalın bir yıldız çubuğuna sahip olan çubuklu sarmal galaksileri ve kolları doğrudan galaksinin çekirdeğinden çıkan normal sarmal galaksileri içerir. Sarmal galaksiler eski kırmızı yıldızlardan oluşan merkezi bir şişkinliğe sahip bir disk gibi yassılaşmışlardır. Çevredeki disk, yeni yıldızların oluşmasına hizmet edecek gaz ve toz bulutlarını içerir. Spiral galaksiler döndükçe, yoğunluk dalgaları gaz ve tozu sıkıştırarak kollarını aydınlatan parlak mavi yıldızların oluşmasına neden olur. 1 milyona kadar yaşlı kırmızı yıldız içeren, küresel kümelerden oluşan küresel bir halo, sarmal galaksileri çevreler. Eliptik galaksiler hafifçe basık oval bir şekil alırlar. Farklı uzunluklarda üç eksenleri vardır. Merceksi galaksiler ise mercek şeklindedir. Hem spiral hem de eliptik galaksileri andırırlar.
sarmal galaksiler gibi gaz ve toz bulutlarını barındıran merkezi bir şişkinliğe sahip bir diske sahiptirler. Spiral bir yapıya sahip olmamaları bakımından farklılık gösterir. Genç mavi yıldızları yoktur ve sadece yaşlı kırmızı yıldızları vardır. Galaksilerin nasıl oluştuğuna dair iki teori var. İlkine göre galaksiler kütle çekim yoluyla kendi içlerine çöken muazzam gaz bulutlarından oluşmuştur. İkinci teori ise galaksilerin daha küçük nesnelerden bir araya geldiğini öne sürer. Galaksiler 10 milyar yıl önce oluşurken her iki süreçte iş başında olabilirdi. Samanyolu, büyük patlamadan sadece 1 ya da 2 milyar yıl sonra oluşmuştur. Evren, o zamanlar hidrojen ve helyumdan oluşan geniş bir alandan ibaretti. Bu evrenin diğerlerinden daha yoğun olan bazı bölgeleri, çekim kuvvetleri sayesinde maddeyi kendine çekti. Bu bölgeler, daha sonra gelecekteki galaksiler olacak muazzam bulutlar halinde bireyselleşmişti. Bu farklı bulutlar bir araya gelerek daha da yoğun kümeler oluşturdu. Çarpışmalar sırasında şok dalgaları gazı karıştırarak yıldızlara ve yıldız kümelerinin çökmesine neden oldu. Görünüşe göre daha önceki zamanlarda evren, bugünkünden daha yüksek oranda spiral galaksi içeriyordu. Evrenin görünümündeki bu değişiklik, galaksiler arasında tekrarlanan çarpışmalardan kaynaklanıyor. Spiral galaksiler çarpıştıklarında birleşerek eliptik galaksileri oluşturur. Bu, neden bu kadar büyük olduklarını ve neden bu kadar az gaz ve bu kadar çok kırmızı yıldız içerdiklerini açıklıyor. Samanyolu, insan gözüyle gece gökyüzünde gök küresini boydan boya geçen beyazımsı, erimiş bir şerit olarak görünür. Sadece bir kısmı görülebilen bir halka şeklini alır. Dünyadan bakıldığında parlaklığı sönük ve dağınıktır. Gerçekte insan gözünün ayırt edemediği sonsuz bir yıldız dizisinden oluşan galaktik diskin yalnızca bir tarafını görebiliyoruz. Samanyolu'nda çok sayıda yıldız, gezegen ve bulutu bulunuyor. Bir yıldız, evrende en bol bulunan iki element olan hidrojen ve helyumdan oluşan iyonize bir gaz topudur. Yıldızlar, yerçekimsel büzülme olarak bilinen bir süreçle kendi ağırlıkları altında çökme eğilimindedir. Yıldız içindeki nükleer reaksiyonlarda içten dışa doğru basınç uygular. Bu iki kuvvet arasındaki denge yıldızlara kendi boyutlarını verir. Yıldızın çekirdeği yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalır. Hidrojen çekirdekleri çarpışarak helyum çekirdeklerini oluşturur. Bu reaksiyonlar sayesinde bir yıldız milyarlarca yıl boyunca parlayabilir. Yüzey sıcaklığı rengini belirler. Güneşimiz orta büyüklükte sarı bir yıldızdır. Yıldızlar moleküler bulutlarda doğarlar. Moleküler bulutlar bazı bölgeleri diğerlerinden daha yoğun olan ve çevresindeki gazı yer çekimiyle çeken geniş gaz alanlarıdır. Daha sonra bir kürecik oluşur ve bir protostara dönüşene kadar büzülür. Büzülme, dönme, sıcaklık ve basınçta artışa neden olur. Termonükleer reaksiyonlar başlar ve yıldız doğar. Kuzey ve güney gök kutupları dünyanın ekseninin sonsuza doğru uzantısıdır ve gökyüzündeki tek hareketsiz noktadır. Kuzey yıldızı, kuzey kutbunu neredeyse tam olarak gösterir. Çok parlak değildir. Parlaklık sırasına göre gökyüzündeki 48. yıldızdır. Ancak hareket etmediği ve her zaman kuzeyi gösterdiği için en önemli yer işaretlerinden biridir. Bu yıldız sayesinde geceleri pusulaya ya da GPS'e ihtiyaç duymadan dünyadan yönümüzü bulabiliyoruz.
Samanyolu'nda 200 milyar yıldız bulunur. Ancak bunlardan yalnızca 3000 tanesi çıplak gözle görülebilir. Bize en yakın yıldız sistemi Alfa Centauri'dir. 3 yıldızdan oluşan karmaşık bir sistem. En büyük 2 yıldız Güneş sistemimizden 4.37 ışık yılı uzaklıkta bir çift yıldız oluşturur. Boyutları ve renkleri Güneş'inkine benziyor. Onlara Proxima Centauri eşlik eder. Bu, Jüpiter'in 1,5 katı büyüklüğünde küçük bir kahverengi cüce yıldızdır. Proxima Centauri bize Alfa Centauri'nin ana bileşenlerinden biraz daha yakın, 4.24 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Dünyadan bakıldığında Alfa Centauri etkileyici bir parlaklıkla parlar. Gökyüzündeki en parlak 3. yıldızdır. Teleskopla bakıldığında Alfa Centauri'nin iki ana bileşeni muhteşem bir çift yıldız oluşturur. Samanyolu'nda çeşitli yıldız türleri vardır. İkili, çoklu ve değişken yıldızlar. Galaksimizdeki yıldızların neredeyse yarısı ikilidir. İkili ve çoklu yıldızlar, ortak bir çekim merkezi etrafında yörüngede dönen ve yerçekimsel çekimle birbirine bağlı olan yıldızlardır. İkili yıldızlar, çökerken iki cebe ayrılan aynı madde bulutu içinde oluşur. Bazı bulutlar birden fazla parçaya bölünerek 6 yıldıza kadar gruplaşabilir. Değişken bir yıldızın parlaklığı çeşitli nedenlerle değişir. Örneğin bir yıldız diğerinin önünden geçtiğinde aldığımız ışık miktarını değiştirir. Yıldızın yüzeyindeki periyodik titreşimler de parlaklığını değiştirebilir. Yayılan ışık yıldızın yüzey alanının bir fonksiyonudur. Ömürlerinin sonundaki yıldızlar genişler ve büzülür. Yıldızlar gaz püskürmeleri ya da diğer kataklizmik olaylar nedeniyle parlaklıklarında öngörülemeyen değişimler yaşayabilir. Şilyak çarpıcı bir tutulma çift yıldızıdır. Birbirine o kadar yakın iki yıldızdan oluşur ki, madde alışverişinde bulunur ve birbirlerini deforme ederler. İkisinden büyük olanı, her 50 bin yılda bir Güneş'in kütlesine eşdeğer bir kütle kaybeder. Şilyak, Lyra takım yıldızında yer alır. Eğer gezegenimiz bu yıldız çifti cehennemine yakın bir konumda olsaydı, sakinleri büyük olandan kopan ve küçük olanın etrafını saran muazzam çıkıntılar görürdü. Ancak dünyadan küçük yıldız büyük yıldızın önünden geçerken, Şilyak'ın azalan parlaklığını fark etmekte yetiniyoruz. Bir grup komşu yıldız, bazen gök küresi üzerinde bir desen oluşturabilir. Bunlara takım yıldızlar deniyor. Dünyadan Orion, Büyük Ayı ve Güney Haçı gibi yıldızların oluşturduğu farklı desenleri gözlemleyebiliriz. Yıldızların kendi hareketleri vardır. Ancak bizden o kadar uzaktadırlar ki sabit görünürler. Öyle olsa bile konumları yavaş yavaş değişecek, öyle ki tanıdık takım yıldızlarımız uzak bir gelecekte tamamen tanınmaz hale gelecektir. Büyük Ayı, Kuzey Yarımküre'deki en ünlü takım yıldızı. Kuzey Yıldızı'nın bulunduğu gök kutbuna gecenin hangi saatinde ya da hangi mevsimde olursa olsun, ufkun altında asla kaybolmayacak kadar yakındır. Büyük Ayı'nın en parlak 7 yıldızı, kendine özgü bir tencere şekli oluşturur. Yıldızlarının çoğu 100 ışık yılından daha az uzaklıktadır ve neredeyse tamamen yer değiştirmiş bir açık kümeye aittir. Birçok efsane bu takım yıldızıyla ilişkilendirilmiştir. Yunan mitolojisine göre kocası ona aşık olduktan sonra Zeus'un karısı Hera tarafından ayıya dönüştürülen su perisi Kalisto'yu temsil eder. Zeus'un
Kalisto'dan olan ve aynı zamanda küçük ayıya dönüşen oğlu, Arkas'a yakın olması için ayıyı gökyüzüne yükselttiği söylenir. Evren gruplaşmaları tercih ettiğinden yıldızlar genellikle ikili veya çokludur. Ancak daha büyük ölçeklerde açık veya küresel yıldız kümeleri gibi daha kapsamlı gruplar oluşur. Küresel kümeler 100 bin ila 1 milyondan fazla yıldız içerebilir. Küçük eliptik galaksilere benzerler. Yaşlı, kırmızı yıldızlar içerirken açık kümeler genç, mavi yıldızlarla doludur. Bu kümeler içinde çarpışmalar sıktır ve mavi gezginler olarak bilinen yeni yıldızların oluşmasına neden olur. Küresel kümeler galaksinin merkezi etrafında dönerek küresel bir hale oluşturur. Samanyolu'nun halesinde yaklaşık 150 küresel küme bulunur. En parlak kümelerden biri Omega Centauri'dir. Mart ve Nisan aylarında güney gökyüzünde zirveye ulaşır. Çıplak gözle bakıldığında bir yıldızdan çok bir leke gibi görünür. Ancak teleskopla bakıldığında ise çok sayıda küçük yıldızın yüzeyini kapladığı görülebilir. Omega Centauri 10 milyar yaşından büyük yaklaşık 10 milyon yıldız içerir. Galaksideki en büyük küresel küme. Bu küme Samanyolu tarafından yutulan küçük bir galaksinin kalıntısı olabilir. Nebulalar, yeni yıldızların oluşumu için ham madde içeren yıldızlar arası bulutlardır. Bu bulutlar çeşitli boyutlarda ve renklerde olabilir. En küçük nebulalara globül denir. Çapları bir ışık yılı kadardır ve yoğun, karanlık noktalara benzer. Büyük moleküler bulutlar on milyonlarca yıldız yapmaya yetecek kadar madde içerir. Tüm bulutlar gaz ve helyumun yanı sıra karbon ve silikon bazlı toz taneciklerinden oluşur. Yıldızlar arası bir bulutta yeni bir yıldız oluştuğunda ışık gazları iyonize ederek ışıldama yapar. Bazı bulutlar kendi ışıklarını yaymaz. Yakındaki yıldızlardan ve nebulalardan gelen ışığı yansıtır veya saçar. Orion Nebulası dünyaya en yakın olanıdır. Floresanla parlar. Gaz atomları parlak yıldızlardan gelen mor ötesi radyasyonla uyarılır ve bu da onların ışık yaymasına neden olur. Bu nebulada çok sayıda yıldız ve gezegen diski oluşuyor. Bulutsu, dünyadan sadece bir dürbünle kolayca gözlemlenebilir. Bulutsu, merkezi bölgenin yeşilimsi renkte göründüğü küçük bir bulutu andırıyor. Samanyolu spiral bir galaksidir. Çapı 100 bin ışık yılından fazla olan disk şeklinde düz bir ana gövdeden oluşur. Bu disk yıldızların büyük çoğunluğunu içerir. Çekirdekten galaksinin en uç noktasına kadar uzanan kavisli yapılar içerir. Bunlara spiral kollar denir. Bu kolların içinde madde yüksek bir yoğunluğa ulaşır ve yıldızlar arası gaz ve toz bulutları yeni yıldızların doğmasına neden olur. Yassılaşmış diskin merkezinde galaktik çekirdek yer alır. Galaksimizin eski yıldız sistemlerini temsil eden en eski yıldızlar ve küresel kümeler tarafından doldurulan bir kabuk olan haleye ev sahipliği yapar. Küresel kümeler son derece yüksek bir yoğunluğa sahiptir. Dünyadan bir teleskop aracılığıyla inceleyebileceğimiz olağanüstü cisimlerdir. Galaksinin çekirdeğinden 27 bin ışık yılı uzakta kendi yıldızımız Güneş'i buluyoruz. Galaktik yarıçapın 1/3 kadar uzakta, merkezin çevresinde yer alıyor. Bizler, dünyanın sakinleri, Samanyolu'nun içinde Güneş sisteminin geri kalanıyla birlikte hareket eden gezegenimizin hareketlerini takip ederek uzayda seyahat ediyoruz. Bu algılanamaz hareketler yine de 600 km/saatlik çılgın bir koşuya benziyor.
Samanyolu kendi etrafında yaklaşık 240 milyon yılda döner. Güneş, merkezinin etrafında yaklaşık 220 km bölü saat ya da saatte 800 bin kilometre hızla döner. Dolayısıyla dinozorlar zamanında dünyayı aydınlatan yıldızlı gökyüzü bugün gözlemleyebildiğimizden çok farklıydı. Bu süre zarfında Güneş, dönüşünün en az üçte birini tamamlamıştır. Uzayda galaktik merkez etrafındaki dönüşünün üzerine bindirilmiş, kendi hareketleriyle hareket eder. Yıldızlar, yakınlarındaki yıldızlar tarafından uygulanan yerel çekime maruz kalır. Kendi hareketleri vardır ve galaksi boyunca hareket ederler. Bugün gördüğümüz takım yıldızlar o zamanlar yoktu ve gelecekte de olmayacaklar. Samanyolu'nun ve diğer sarmal galaksilerin özelliklerinden biri de dönüşünün farklılaşmış bir şekilde gerçekleşmesidir. Merkezi yıldızlar ve gök cisimleri daha uzaktaki yıldız ve cisimlere kıyasla daha kısa bir dönme periyoduna sahiptir. Samanyolu'nu dolduran açık ve küresel kümeler ve nebulalar gibi nesneler de gökyüzünde hareket eder. Küresel kümelerin hareketi özellikle dikkat çekicidir. Bu yoğun kümeler, galaksinin çekirdeği ve diski etrafında küresel bir bölgede yaşayan yüz binlerce yaşlı yıldızdan oluşur. Galaktik merkezin etrafında diskten daha uzun ve eğimli eliptik yörüngelerde dönen uydular gibidirler. Yaklaşık 200 km bölü saatlik hızla çok hızlı hareket eder ve düzenli olarak diski geçerler. Yoğunlukları sayesinde sabit kalıyor ancak Samanyolu düzlemiyle etkileşimleri parçalanmalarına yol açıyor. Öte yandan açık kümeler farklı bir şekilde hareket ediyor. Sadece birkaç yüz ya da binlerce yıldız içeren bu kümeler sarmal kollarda parçalanıyor. Yıldızları küresel kümelerinkinden daha ince olduğu için 10 milyonlarca yıl içinde dağılma eğilimindeler. Sonuç olarak küresel kümeler 10 milyar yıldan fazla bir ömre ulaşabilirken açık kümeler daha genç. Büyük yarık adı verilen büyük bir toz şeridi Samanyolu'nu ikiye ayırır. Başlangıçta galaksimiz yalnızca yıldızlardan ve hidrojen bulutlarından oluşuyordu ve biz onların içini görebiliyorduk. O zamandan beri sayısız yıldız patlaması, içinde biriken tozu serbest bırakarak görünümünü tamamen değiştirdi. İçe doğru bakıldığında büyük yarık Kuu takım yıldızıyla güneydeki Erboğa takım yıldız arasında uzanır. Günümüzde tüm spiral galaksiler bu tür toz şeritleriyle kesişmektedir. Samanyolu, yerel grup olarak bilinen yaklaşık 60 galaksiden oluşan bir gruba aittir. Samanyolu evrendeki tek galaksi değildir. Gece gökyüzündeki birçok küçük, soluk bulutsu da galaksidir. Samanyolu'ndan çok uzaktadırlar. Galaksiler evrenin her yerine eşit olarak dağıtılmamıştır. Farklı boyutlarda gruplar oluştururlar. Büyük galaksilere genellikle cüce uydu galaksileri eşlik eder. Bunlardan ikisi dünyadan çıplak gözle görülebilir. Bulutsu olarak görünürler, yani Magellan bulutları. İki düzine başka soluk cüce galaksi tarafından kuşatılmışlardır. Biraz daha ileride, kendisi de nispeten büyük iki komşu ve çok sayıda küçük uydu galaksiyle çevrili olan Büyük Andromeda galaksisini buluruz. Samanyolu, Andromeda ve Triangulum galaksileriyle birlikte birçok küçük galaksiyle yerel grubu oluşturur. Cüce galaksiler de dahil olmak üzere yerel grup 50'den fazla üyeden oluşmaktadır. Üç büyük spiral galaksiye, Samanyolu, Andromeda ve Triangulum düzinelerce küçük galaksi eşlik eder. Uydu galaksiler daha fazla sayıda bulunan galaksilerdir. Büyük sarmal gök adaların etrafında
bir lambanın etrafındaki sivrisinekler gibi kümelenirler. Bu uydu galaksiler birkaç bin ışık yılı genişliğinde birkaç milyon yıldızdan oluşan ayrı kümelerdir. Triangulum galaksisinin hiç uydu galaksisi yoktur. Oysa Samanyolu ve Andromeda galaksileri birçok galaksi tarafından çevrelenmiştir. Muhtemelen daha küçük uydu galaksileri yutarak büyümüşlerdir. Bu süreç bugün hala devam ediyor. Örneğin Sagittarius cüce galaksisi, Samanyolu'nun gelgit kuvvetleri tarafından gerilmiştir ve sonunda onun tarafından yutulacaktır. Büyük Magellan bulutu yaklaşık 15 bin ışık yılı genişliğindedir. Birkaç milyar yıldızdan oluşur ve Dünya'dan 163 bin ışık yılı uzaklıktadır. Yüksek miktarda yıldızlar arası gaz ve toz içermesi nedeniyle yıldız oluşum faaliyet seviyesi çok yüksektir. Büyük Magellan bulutundaki en büyük yıldız oluşum bölgesi Tarantula Nebulası'dır. O kadar parlaktır ki Orion Nebulası'yla aynı mesafede bulunsaydı Dünya'da asla karanlık olmazdı. Büyük Magellan bulutu düzinelerce küresel küme, yüzlerce açık yıldız kümesi ve gezegenimsi bulut sular içerir. Samanyolu'ndan çok daha fazla ağır element içerir. Bunlar zaman içinde yıldızların kendi içlerindeki nükleer füzyon reaksiyonlarıyla oluşmuştur. Ve bu da Magellan bulutlarının Samanyolu'ndan daha genç olduğunu gösteriyor. Magellan bulutlarının parlaklığı Samanyolu'nunkiyle kıyaslanamaz. Güney yarımküreden bakıldığında ve ışık kirliliği olmadığında çıplak gözle net bir şekilde görülebilir. Küçük Magellan bulutu büyük kardeşinden daha uzakta, Dünya'dan 200 bin ışık yılı uzaklıkta yer alır. Daha az yıldız içerir. Sadece 3 milyar. Gece gökyüzünde daha az parlaktır. Ancak yine de çıplak gözle tanınabilir. Küçük Magellan bulutu çok sayıda sifeit içerir. Bunlar parlaklıkları günler ya da haftalar boyunca değişen yıldızlardır. Andromeda galaksisi Dünya'dan 2,5 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Kuzey yarımküreden bakıldığında açık ve aysız bir sonbahar gecesinde Andromeda galaksisi dağınık bir ışık yaması olarak görünür. Evrende optik araçların yardımı olmadan görülebilen en uzak nesnelerden birisidir. Andromeda galaksisi Samanyolu'nun en az iki katı kadar yaklaşık 1000 milyar yıldız içerir. Samanyolu'ndan daha büyüktür. Yerel grup içindeki en büyük galaksidir. Bununla birlikte daha az yıldız oluşum bölgesi içeriyor gibi görünüyor. Andromeda galaksisinin 5,5 milyar yıl önce iki küçük galaksinin çarpışması ve birleşmesinden meydana geldiği düşünülüyor. Triangulum galaksisi adını içinde bulunduğu takım yıldızdan alır. Bu spiral galaksi Dünya'dan yaklaşık 3 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Soluk bir parıltısı vardır. Bununla birlikte son derece elverişli koşullar altında Dünya'dan çıplak gözle görülebilir. Triangulum gökadası, yerel gruptaki 3 büyük gökadadan en küçüğüdür. Samanyolu'nun yarısı büyüklüğünde, yaklaşık 40 milyar yıldız içeriyor ve çapı yaklaşık 50 bin ışık yılı. Triangulum galaksisi, en büyüğü NGC 604 olmak üzere, çok sayıda yıldız oluşum bölgesine ev sahipliği yapmaktadır. Bu muhteşem emisyon bulutsusu Venüs'ün parlaklığını aşar. Gazı kalbindeki bir büyük yıldız kümesi tarafından iyonize edilir. En az iki kümeye yayılmış, kütleleri 15 ila 60 güneş kütlesi arasında değişen yaklaşık 200 yıldız vardır. Üçgen nebulanın çapı yaklaşık 1500 ışık yılıdır. Yaklaşık 4 milyar yıl içinde yerel grup Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin çarpışmasına tanık olacak.
2 milyar yıl sonra ise birleşerek tek bir dev eliptik galaksi oluşturacaklar. Güneş ve gezegenleri yerçekimsel bozulmalarla uzaya fırlatılabilir. Bu arada Triangulum galaksisi Samanyolu'yla biraz daha erken çarpışabilir. Samanyolu, Andromeda galaksisi ile çarpıştığında oluşan dev eliptik galaksinin yörüngesine girebilir. Lanya Kea, Hawaii dilinde muazzam göksel ufuk veya ölçülemez cennet anlamına gelen bir kelimedir. Diğerlerinin yanı sıra Samanyolu'na ve dolayısıyla dünya gezegenimize ev sahipliği yapan Başak üst kümesini de içeren bir galaksi üst kümesidir. Diğer galaksilerle birlikte yerel grubumuz Başak kümesi içinde neredeyse merkezi bir konumda bir üst yapı oluşturur. Başak kümesi, yerel üst küme olarak bilinen küçük bir merkezi şişkinliğe sahip, geniş, düz bir alandır. Yerel grup, gözlemlenebilir evrendeki 6 milyon üst kümeden yalnızca birini temsil etmektedir. Lanya Kea 3 süper kümeden oluşur. Bizim de bir parçası olduğumuz Başak süper kümesi, büyük çekicinin de içinde bulunduğu Hydra Centaur süper kümesi ve Hint tavus kuşu süper kümesi. Çoğu galaktik kümede olduğu gibi tek tek galaksiler arasındaki boşluk aslında boş değildir. Yaklaşık 30 milyon santigrat derece sıcaklıkta, çoğunlukla hidrojen ve helyum olmak üzere seyreltik gazla doludur. Lanya Kea 500 milyon ışık yılı boyunca uzanır. 100 binden fazla galaksi içerir. Lanya Kea'nın kütlesinin Güneş'in yaklaşık 100 milyon katı olduğu tahmin ediliyor. Bizimki gibi 100 bin büyük galaksinin her birinde ortalama 100 milyar yıldız ve 1 milyon cüce galaksi vardır. Yerel grup Başak süper kümesinde yer almaktadır. Hydra Centaurus süper kümesi, Başak süper kümesinin en yakın komşusudur. Aslında iki süper kümedir. Hydra ve Centaur süper kümeleri kütle çekimsel olarak bağlantılıdır. Peacock Indian süper kümesi 3 ana küme içeriyor. Abel 3656, Abel 3698 ve Abel 3742. Lanya Kea süper kümesinin kalbinde büyük çekici yer alır. Galaksiler arası uzaydaki bu çekimsel anomali, Samanyolu'nun kütlesinin on binlerce katına eşdeğer yerel bir kütle yoğunluğunun varlığını gösteriyor. Galaksimiz ve süper kümemizdeki tüm galaksiler büyük çekiciye doğru ilerliyor. Gözlemlenebilir evrendeki tüm süper kümelerin dağılımını temsil eden gökyüzünden çekilmiş bir fotoğraf hayal edersek, Samanyolu görselleştirilemeyecek kadar küçüktür. Oransal olarak Güneş sistemi, dünya ve insanoğlu ancak hayal edilebilir. Bizler bu uçsuz bucaksız okyanusta küçücük bir toz zerresiyiz. Bizim gözümüzde bu uçsuz bucaksız okyanus, gözlemlenebilir evreni temsil ediyor. Uzayın ne kadar derinine bakarsak, o kadar geçmişe bakarız. Işık hızı sonsuz değildir. Ancak ışığın sonlu hızı, evrenin sonlu yaşıyla birleştiğinde, ötesini göremediğimiz geçilmez bir sınır çizer. Bu kozmolojik ufuktur. En iyi teleskopla bile bu sınırın ötesindeki herhangi bir şey tespit edilemez. Işığın bize ulaşması için zamana ihtiyacı vardır. Ancak evren 13.8 milyar yaşında olduğu için olası seyahat süresi sınırlıdır. Yani 20 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden gelen ışık henüz dünyaya ulaşmak için yeterli zamana sahip değildir. Bizim kozmolojik ufkumuzun ötesinde bir anlayış. Bu denizcilerin
bir geminin gözetleme yerinden gördükleri ufukla karşılaştırılabilir. Okyanus devam ederken tıpkı evrenin kozmolojik ufkun ötesinde var olması gibi. Sadece biz onu göremiyoruz. Evrenin genişlemesi ışık hızından daha hızlı. Bu nedenle galaksilerin birbirinden uzaklığı 13.8 milyar yıldan fazla. Teleskoplar dünyayı olduğu gibi değil, eskiden olduğu gibi gösterir. Yıldızlara baktığımızda aslında geçmişe bakmış oluruz. Uzayın ne kadar derinine bakarsak o kadar geçmişi görürüz. Bu olgu bize süpernovalarda patlayan yıldızlar, gelgit kuvvetleri tarafından yok edilen galaksiler ya da evrenin ilk yılları gibi artık var olmayan cisimlere ya da olgulara erişim sağlar. Işık 300 bin kilometre saat hızla hareket eder. Işığın bize ulaşması uzun zaman alır. Güneşten gelen ışığın dünyaya ulaşması yaklaşık 8 dakika sürer. Güneşe baktığımızda 8 dakika önce olduğu gibi görünüyor. Gece gökyüzündeki yıldızlara baktığımızda onlarca, hatta yüzlerce yıl önceki halleriyle görünüyorlar. Evren genişledikçe mesafe kavramı da anlamını yitirir. Bir galaksi 10 milyar ışık yılı uzaktaysa, bu ışığın bize ulaşmadan önce genişleyen bir uzayda onca zaman yol aldığı anlamına gelir. Bu ışık yayıldığında galaksi bize ışığının dünyaya ulaştığı zamankinden daha yakın bir mesafedeydi. Evrenin genişlemesi sayesinde gökbilimciler gözlemlenebilir evrendeki en uzak galaksilerin uzaklığını belirleyebilmektedir. Bir galaksiden gelen ışık, beraberinde yolculuğunun ne kadar süreceği hakkında bir bavul dolusu bilgi getirir. Şimdiye kadar gözlemlenen en uzak yıldızın adı Icarus. Bu mavi süperdev 9 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Galaksi Z8GND5296 bugün bilinen en uzak ve en eski galaksilerden birisi. Büyük patlamadan yaklaşık 700 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülüyor. Her ne kadar 13.1 milyar yaşında olsa da evrenin genişlemesi nedeniyle aslında dünyadan yaklaşık 30 milyar ışık yılı uzaklıktadır. Bu galaksinin metaller açısından zengin olduğu ve kendi Samanyolumuzdan 100 kat daha fazla yeni yıldız ürettiği görülüyor. Lanyakea çok etkileyici bir üst yapı olmasına rağmen gözlemlenebilir evrenin yalnızca %4'ünü temsil ediyor. Peki ya evreni bir bütün olarak ele alırsak, sizce ne olurdu? Uzun zaman önce insanlar dünya gezegenimizin eşsiz olduğunu düşünüyordu. Sonra bir yıldızın Güneş'in etrafında dönen başka gezegenler olduğunu keşfettik. Uzun zaman önce insanlar Güneş'in eşsiz olduğuna inanıyordu. Sonra Samanyolu'nu ve onun yüz milyarlarca güneşini keşfettik. Uzun zaman önce insanlar Samanyolu'nun bir eşsiz olduğunu düşünüyordu. Bugünse gözlemlenebilir evrenin 100 milyar galaksi içerdiğini biliyoruz. İnsanlığın bir gün gözlemleyebildiğimizin ötesinde başka evrenler olduğunu keşfetmesi sizce mümkün mü? Evrenin ötesindeki yerimizi bilmek için onun ne içerdiğini zaten bilmemiz gerekir. Şu anda bu bölgeye erişimimiz maalesef yok. Bilim insanları ötesinde neler olabileceği konusunda sadece spekülasyon yapıyor. Dünyadan gözlemleyebildiğimiz evren her yöne uzanan galaksilerle dolu. Onları 10 milyar ışık yılı uzakta görüyoruz. Ancak galaksiler çok daha uzağa uzanıyor olmalı. Bu konuda çok sayıda spekülasyon var ve paralel evrenlerin varlığı bize hiç de yabancı değil. Parçacık fiziğinin sicim teorisi çoklu evren kavramını gündeme getiriyor.
Bu çoklu evrenin farklı evrenlerinin her biri benzersiz özelliklere sahip olacaktır. Paralel olarak ama farklı boyutlarda da var olabilirler. Bilim aynı zamanda gözlemlenebilir evrenin ötesinde, yaratılışından bu yana büyümekte olan uzayın sonsuz ve sınırsız olduğunu hayal etmemize de izin veriyor. O halde kozmos sürekli olarak genişliyor olabilir. Yüz milyarlarca ışık yılı uzakta, bizimkine benzer başka bir evren olabilir. Bu paralel evrende yaşam var olabilir mi? Ulaşabildiğimiz bölgelerde bugüne kadar yaptığımız tüm araştırmalar başarısız oldu. Samanyolu, Güneş'in ötesinde 200 ila 400 milyar arasında yıldız içeriyor. Samanyolu'nun kendisi 100 milyar galaksi arasında sadece bir tanesi. Birçok yıldız, bir gezegenler alayı tarafından çevrelenmiş. Keşfedilen gezegen sistemlerinin listesi her geçen yıl uzuyor. Milyarlarca gezegenle dolu, mütevazı bir evren, yaşam mucizesinin gerçekleşmiş olabileceği başka yerleri de gizliyor olabilir. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir son derece hassas dedektörler ve yüksek teknolojili bilgisayarlar sayesinde orada olduğumuzu bildirmek için komşu dış gezegen sistemlerine matematiksel olarak kodlanmış mesajlar gönderiyoruz. Ancak kozmos umutsuzca sessizliğini koruyor. Evrende yaşamın yaygın olması mümkün olsa da, karmaşık yaşam formları ve akıllı uygarlıklar kesinlikle daha nadir gözüküyor. Belki de gelişmiş bir dünya dışı yaşam formu tarafından yürütülen bilimsel bir deneyin gözlem konusu olabiliriz. Ya da teknolojileri bizimkinden çok daha ileri olduğu için onları sizce anlayamıyor muyuz? Yoksa evrendeki tek canlı varlık biz miyiz? Evren, her biri yüz milyarlarca yıldız içeren milyarlarca galaksiyle son derece geniştir. Bu açıdan bakıldığında insanoğlu nispeten önemsiz bir yer işgal ediyor. Gezegenimiz Dünya, orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş'in yörüngesinde dönen küçük, kayalık bir gezegen ve nispeten sakin bir galaktik banliyöde yer alıyor. Teknoloji sayesinde gözlemlenebilir evrenin büyük bir kısmını keşfetmiş ve gözlemlemiş olmamıza rağmen anlayışımız sınırlı kalıyor. Evrenin genişlediğini, yıldızlar, galaksiler ve gezegenler gibi görünür maddenin evrendeki toplam maddenin yalnızca küçük bir bölümünü temsil ettiğini biliyoruz. İnsanoğlu, kendisini çevreleyen evrenin enginliğini ve karmaşıklığını henüz tam olarak kavrayabilmiş değil. Evrendeki mütevazı yerimize rağmen, çevremizi yöneten fiziksel yasaları düşünme, muhakeme etme ve anlama yeteneğini geliştirdik. İçinde yaşadığımız evreni keşfetmemizi ve incelememizi sağlayan bir teknoloji yarattık. Konumumuz, önemsiz gibi görünse de bir zenginliğe sahibiz. Bizi çevreleyen evrenin güzelliğini ve karmaşıklığını anlama ve takdir etme kapasitesine sahibiz. Her geçen gün daha fazlasını keşfetmek için bilgimizin sınırlarını zorluyoruz.